Hoş geldiniz Canan Hanım, Yalova'dan. Hoş bulduk, merhabalar. Muğla'dan, selam Muğla'dan. Aleyküm. Aleyküm selam, buyurun dinliyoruz. Hemen rüyama geçeyim. Rüyamda ünlü bir genç bir bayanın, Ebru Şahin ismi aslında söyleyeyim, belki şeyi vardır. Genç bir bayanın, böyle beyaz tenli, siyah saçlı genç bir hanımefendinin kına gecesindeydim. Kırmızı bir bindallı giymişti. Çevresinde arkadaşları var, onlar da kırmızı giymişlerdi. Ben de böyle gelin ama sürekli tebessüm ediyor. Yani sürekli yürüyor. Böyle beyaz teni ve saçları çok dikkatimi çekiyor. Tebessüm etmesi dikkatimi çekiyor. Ve ben de sürekli onlara bakıyorum. Onları böyle Ebru Şahin'i tanıyor musunuz? Yani neresinden tanıyorum. Nasıl? Dizisinden tanıyorum. Ha, ekrandan tanıyorsunuz sadece. Ha, ekrandan tanıyorum. Yani ben şey tabii şartları tanımıyorum. Anladım. Onun kına gecesinde oynadınız. Fistan. Oynamadım. Yok oynamadım. Kimse de oynamıyor. Yani sadece öyle bitiriyorlar ve ben o şekilde görüyorum. Ne demek hocam bu? Ya Canan Hanım bir soru soracağım. Tabii. Sorun hocam. Yüşne bir sorak yani artık. Şimdi bu çözüldü bir şey de. Heh. Orta boylu musunuz kardeşim? Evet. Bak kardeş, senin beklediğin bir şey var. Evet. Çok önemli bir şey. Hı-hı. Bu muradın olacak. Hepsi İnşallah bu. Hocam. Bak, rüya anlatıldıktan sonra en çok da bu gülmeleri seviyorum. Bu gülme onay cümlesi. Evet. İnşallah hocam. Acaba i̇nşallah beklediğiniz hocam. Beklediğiniz görülüş mü? Maddi iş mi? Maddi, evli. Evlisiniz. Allah muradınızı versin. Amin. Öpüyoruz sizi Canan Allah Hanım. Allah razı olsun. Allah amin. Da sizlerin gönlüne göre versin. Çok tatlısınız. Hoşçakalın. Eyvallah. Şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Evet. Gaziantep'ten seyircimiz, daha doğrusu sesiyle stüdyomuza geliyor. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İyi günler. Merhabalar. Çok teşekkürler. Dinliyoruz merhabalar. Sizi. Buyurun. Ya ben rüyamda köydeydim. Kayınailemle beraber. Ve şimdi... eşimle beraber gezmeye çıkıyorum ve bir eve giriyorum. Evin içinde bahçe var. Hı hı. Böyle bostan, işte ağaçlar. Sadece o yeşilliğin içinde sarı çiçekler var. Onlardan herhangi bir renk yok. Bircan Hanım böyle kardeşim bir dakika durur musun? Sonrası komple deniz. Bircan Hanım kardeşim bir durur musun? Kurban Hanım dur. Şimdi bak. Nur, sen demin dedin ki istihare ile alakalı, istihare namazın dışında da çok özel şeyler paylaşacağım. Namazın dışında hep namazı anlattık, bir de özel şeyler paylaşacağım. Kızım, sana hayırlı bir evlat geliyor. Allah yolunuzu açık etsin. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bak ağladı, gördün mü? Şimdi çiçek, hocam. Papatya, yani bir evladın olacağını gösteriyor. Evet. Şu çaydanlığı alabilir miyim? Buyurun. Şimdi hocam biliyorsunuz hep bize, ha ben alayım hocam. Heh. Hep bize yayın esnasında şeyi anlatıyor. İşte düdüklü tencere gördüğün zaman ileri yaştaki hanımı görüyorsun. İşte kayınvaliden oluyor. Şimdi bakın ne hurafeler var, ne hurafeler var, neler neler yapıyorsun. Şimdi evleneceğin kişiyi rüyanda görmek istiyorsun. Allah'tan diliyorsun, diyorsun ki Allah'ım ne olur evleneceğim kişi rüyamda göreyim. Bu mu? Şöyle bir anahtar alıyorsun. İlk defa gittiğin bir evde anahtarı yastığın altına koyuyorsun. Üç kulu vallahu bir elham okuyorsun. Hop, rüyana giriyor mu o kişi hocam? Soruyorlar. Giriyor mu hakikaten? Ya şimdi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizim kaderimizi yazan. Hı. Dururken arabamızda, evimizde, özel eşyalarımızı sakladığımızda elimizle yaptığımız bir anahtar bize ne fayda verebilir? Bir kul yapıyor neticede. Ve bir kul da alıyor, kullanıyor. Bizim zaruri ihtiyaçlarımızdan biridir anahtar. Şimdi biz bunu alacağız. Hı. Alabilir miyim? Ama ben bunu çok duyarım biliyor musunuz evet, hocam, bu ben anahtar bunu, meselesini? Ben bunu... İlk defa kaldığınız bir evde. Benim de yapmışlığım var mı? Var vallahi. Yemin ediyorum. Abi, ilk defa hocam. Allah cezanı vermesin. Bir de bu var ya. Valla bana dedi ki arkadaşım, al dedi, eve de yeni taşınmışsın, sen burada kalıyorsun dedi, al bunu yastığın altına koy, sevdiğin kişiyi görürmüşsün. Şimdi ben bak, de koydum valla. Şimdi seccademizi şöyle indirelim. Şimdi ben bunu uygulamalı yapacağım ki, çünkü arkadaşlar bakın, bunlar hani birazcık hurafenin dışında beklediğimiz neticeyi Allah'tan isterken bilmeyerek de olsa
yüce yaradanı incitiyoruz. Bilmeyerek de olsa. Ama o bizi yarattığı için bize gücenmiyor. Çünkü sonunda ona döneceğimizi biliyor. Yine ondan isteyeceğimizi biliyor. Her gece bir adam kuru fasulye yese bir ayda mecburen ikinci aya girerken diyecek ki ben artık istemiyorum. Her gün anahtarla yatılmaz. Şimdi şöyle yapalım. O ne hocam, her gün anahtarla yatılmaz. Adamı görmedin. Hocam ayakkabılar daha falan çıktı, ne yapıyorsun? Yok yok, ben bunu uygulamalı yapacağım ki. Yani görsünler. Şimdi bakın, sağ tarafı şu yastığı da şöyle indirsek. Şöyle yapalım. Şimdi bu yastığı şöyle indirdiğimizde. Ey Allah'ım, bir yaşımıza daha gireceğiz. Evet, şu yastığı indirdiğimizde sevgili arkadaşlar. Buraya bakınız. Yattığımızda sağ omuzumuzun üzerine bütün peygamberlerin sünnetini uygulayarak yatıyoruz bakın. Bütün peygamberlerin. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat etsin, izleyicilerimize de. Şöyle yattığında her zaman dediğim gibi şu şekil yatardı kendisi. Şöyle yatar uyurdu. Ve yatmadan önce de birkaç tane ayet okurdu. Onu da ben paylaşacağım sizlerle. Şimdi böyle yatarken neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin anahtarını ben alacağım, alacağım mı almayacağım mı diye evinin anahtarını yastığın altına katmadı. Eğer yastığın altına katalım, şöyle indirelim, yatalım. Yani uyuduk. İşte böyle yattığın biz zaman. Biz şimdi sünnet mi uyguladık, hurafelik mi uyguladık? Ya bunun aslı astarı yok diyorsunuz. Aslı astarı yok. Güzel de yastıkmış. Güzel. Peki mesela çok enteresan şeyler var. Bunu hakikaten gençlik yıllarında bazen yapıyorsun. Bak hocam, bir şey söyleyeceğim. Ha, onu da getir. Şimdi... onu da yap. Bak, o demliği ya, de getir. Çok, çok komik bir şey söyleyeceğim ama. Şimdi sana dedikodu yapan kişilerin kim olduğunu görmek istiyorsun. Mesela akrabalarından sana kim zarar veriyor? Kim seni çekemiyor? Yani böyle hurafeler var mı? Bunu bilmiyorum. Yapan var mı bilmiyorum ama böyle çaydanlığı alıyor. Başucuna koyuyor. Evet. Sonra yatıyor. Dur ben yatayım. Yok hocam. Dur ben yatayım ki tam görsünler. Bakın ne kadar komik olduğunu görün yani. Ne kadar komik olduğunu görün. Çaylandık şimdi, böyle tepende yatıyorsun. Benim kaynanam beni sevmez. Niye hocam? Ya söyleyeyim, onu da söyleyeyim de duysun. Ellerinden öpüyorum, ben severim. Şimdi bakın. Arkadaşlar bu demlik biz uyuduğumuzda bizi çekemeyenleri gösterecek. Allah Allah. Neymiş efendim? Bizi çekemeyenler arkamızdan kim konuşuyor? Kimin senin hakkında dedikodu yaptığını gösteriyor. Kim benim hakkımda dedikodu yapıyor? Şimdi bakınız. Tövbe kim istedim. Dedikodu yaparsa amel defterine kötülükler yazar. Allah nasip etmesin. Ama biz bunu böyle indirdiğimizde ben bunu indireceğim, yatacağım. Diyeceğim ki hele kurban olayım. Kim benim hakkımda konuşmuş? Böyle yatayım. Ama bir şey unuttular. İçine çay koymayı. Yok, ya bu tür hurafe şeyleri ben duydukça çıldırıyorum. Hocam daha neler var bak. Ha. Eşle arası düzelsin diye eşiyle arasına çiçek koyup uyuyanlar var. Ben bugün çorabı sağlam giydim. Bunu burada uygulamak için şey olmasın diye. Bak mesela çiçek demiş. Evet. Eşimle aram düzelecek mi, düzelmeyecek mi? Almış. Benim kardeşim çiçeği almış. Allah ya yardım etsin. Hocam. Allah yardım etsin bize arkadaşlar. Gerçek, ciddi söylüyorum. Çiçeği koynuma katacağım. Kocam beni seviyor mu, sevmiyor mu? Aldatıyor mu, aldatmıyor mu? Rüyasına alakalı. Giriyormuş. Ha, rüyama giriyor. Ya arkadaş, çiçekçiyi niye zengin ediyorsun? Onu hiç olmasın. Bir çiçek olmuş 150-200 lira. Çiçekçiyi niye zengin ediyorsun değil mi hocam? Tabii ki o da bir sektör. Tabii ki onlar da çalışacak. Çiçeği niye ziyan ediyorsun? Nur bana hiç çiçek gelmedi. Ben sana söyleyeyim. Anlayan anladı. Şimdi bak şöyle uzanıyoruz. Yok hocam. Şöyle yatalım. Yani hocam. Bakın arkadaşlar. Benim eşim, yani bakın yanlış anlamayın. Benim ben eşim beni seviyor mu diye çiçekle yatana kadar... Yani kardeşim, yani giderim, yani yanlış anlamayın. Yatak odası insanın en özel yeridir. İnsanın yaşantısının en özel yeridir. İslamiyet'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman için söylemiş. O ne hayalı bir insandır demiş.
Çünkü hayat timsalidir Hazreti Osman. Ben çiçeğe yatacağım. Eşimle aram düzelecek mi, düzelmeyecek mi? Gelecek mi, gelmeyecek mi? Beni sevecek mi, sevmeyecek mi?